Merhaba Beyrut. Türkiye'de son zamanlarda çok değişik şeyler olmaya başladı. Kesik başlar görüyoruz, çeşitli semboller görüyoruz. Bunların arkasında satanizm mi var ve satanizm nedir? Öncelikle kelimenin etimolojik yapısına bakmamız gerekiyor. Bize nereden gelmiştir ve ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Satan Arapçada da satan olarak geçmektedir. Kelime olarak şüpheci anlamına geliyor. Fakat satanizm yine arkasına izim eklenmiştir ve bir düşünce yapısıdır. Kelime anlamı ne? Satanizmin sonuna izim getirdiğimiz zaman biz çünkü şeytana tapmak gibi olduğunu düşünüyor herkes. Aslında tam doğrusu bu değildir. Yani şeytana tapmıyor. Şeytanı onurlandırdığını düşünüyorlar. Çünkü burada insan iradesinden bahsediyorlar, şüphecilikten bahsediyorlar. Tanrı'yla olan, kozmozla olan bağından bahsedilir. Ve kozmozun gerçek sahibinin, yaratıcısının o olduğunu, tabi bunu satanizme göre anlatıyorum. Tanrı bir şekilde hileyle bunu satanın yani şeytanın elinden aldığını düşünürler. Yani asıl yaratıcı burada satan yani şeytan. Aynen. Tanrı da ondan bu rolü çalmış. Çalmıştır diye. Hakkı olmayan bir şeyi gerçekleştirdiğini düşünürler. Burada satanizmde şöyle bir tez vardır. Neden Tanrı cehennemle ve cezalarla kulları korkutuyor ki? Evet neden? İşte onların cevabını dindarların daha çok vermesi gerekiyor gibi. Satanizm bu yönden mi sorguluyor dini? Tabii ki. Şimdi gelelim Lucifer'e. Satanizm bir inanç biçimi ve içinde mezhepler bulunmaktadır. Bu mezheplerden bir tanesi de Lucifer'izmdir. Luciferizm kelimesini ilk defa duyuyorum. Şimdi bunu da o zaman size etimolojik olarak anlatmaya çalışayım. Lucifer latincedir ve kelime olarak ışığı getiren demektedir. Lux ışık, fer ise getirmek anlamındadır. Hatta dünyaca ünlü İtalyan bir otomobil firmasının ön isminde de bulunmaktadır. Fer Ferrari. Ferrari evet yani getirinin baştaki halidir, getirmektir. Otomobil markasında kullanılır. Latince'ye geçişi ise eski Ahit'tendir. Kitab-ı Mukaddes'ten. Eski ahitte Şeye peygamber Kudüs'ün fethinde Babil ikinci kralı Nabukadnezar Nazar için kullanmıştır bu ifadeyi. Ve sabahın oğlu anlamına gelmektedir. İbranicesi helil ben şahar. Lucifer kelimesini mi onun için kullanıyor ilk defa? Evet. Sabahın oğlu demek. Dinler bazı kişileri ve durumları insanlaştırmaktadır. Bu Latin Vulga İncil'ine döndüğünde ise ışık olarak, gezegen olarak çevrilmiştir. Yani sabah yıldızına dönüşmüştür. Arapçada bir karşılığı var mı? Çünkü Arapçada da sanki sabah yıldızı gibi bir şey var. Arapçada sabah yıldızı yok. Arapça Şira'dan bahseder. Sirius'tur o. Genel olarak da gezegenin Astronomik olarak dönüşüyle ilgilidir. Çünkü sabah yıldızı denen yıldız hangisidir? Venüs. Bu şiddet olaylarına iş nasıl geliyor? Yani bütün bu tarihten şu anda bu işte satanistler dediğimiz ya da lüsiferizm dediğimiz kişiler hep böyle şiddet içeren şeyler mi yapıyorlar? Aslında bu kişilerin pek çoğunu konuya hakim olduğunu düşünmüyorum. Okuduklarımdan, gördüklerimden ve konuştuklarımdan. Ama temelinde önemli bir felsefe yatıyor. Buradan biraz daha devam etmeye çalışayım. Yıldızın astronomik hareketinden bahsettik. Sabah yıldızı kuzey yarım kürede, doğu tarafında görünmektedir ve ufuk hizasındadır. Güneş doğmadan önce en parlak halindedir orada. Bu aslında bir zaman sonra güneşin doğuşunun alametidir ve konum itibariyle ufuk hizasında olduğu için o yıldızın düştüğünü düşünürler eskiler. Ardından ise güneş doğmaktadır. Hatta bunun için İsa'nın bir e, sözü bile vardır. Sen cennetten düşerken göründün diyor. Bunu zaman içerisinde insanlaştırmışlardır. Kişiselleştirmişlerdir. Daha insan formuna sokmuşlardır bir gezegen hareketini insana benzetmişlerdir. Mitlerde de bu geçer ya veya mitolojilerde. Sonra bununla ne yapıyorlar? Yani kötülük yaparak mı aslında şeytana hizmet etmiş oluyorlar? İnsanlar bilmediği şeylerden korkarlar. Örnek olarak karanlıktan korkarız. Ama ışığın olduğu yerde bir hakimiyet başlar. Lüsiferizmde korku yoktur, saygı vardır, tapınma yoktur, anlayış vardır. Türkiye'de ise bu durumu özünden aykırı olarak, özüne vakıf olmadan yaşıyorlar ve davranıyorlar. Bunu daha fazla mistik, gizli şeylerle özdeşleştirip güç alabileceğini düşünüyorlar. Ama işin felsefesinde böyle bir şey yoktur. Peki bu en sonki cinayete gördüğümüz sembollerin bir anlamı var mı? Sembollerin anlamı kesinlikle var. Semboller çok eski dönemlerden gelmedir. Milattan önce Babil, Aramiler, İbraniler ve daha sonraki gelen çeşitli akımlarla bu döneme kadar elimize ulaşmıştır. Lüsüfer sembolleri veya satan ile ilgili. Ama bir takım değişikliklere uğramışlardır. Orada çizilen sembollerde aslında deolite anlatmaktadır. Deolite çiftlilik bir şeyin eril ve dişil tarafıdır. Mesela en tanınmış Lucifer sembolünde şöyle ters bir üçgen vardır. Altında bir V vardır. V satanın yani şeytanın ya da Lucifer'in eril ve dişil tarafını anlatmaktadır. Bu sembolleri nereden ediniyorlar? Böyle internette bunların grupları falan mı var yoksa gerçekte böyle bir tarikatları mı var? Çeşitli uygulamalardan ulaşabiliyorlar. Fakat ulaştıkları bilgilerin doğruluğu şaibelidir. Satanizm içinde büyü de vardır. Kara büyü kitabı da vardır. Ama bu tarz bilgiler etrafa bu şekilde saçılmıyor. Yani herkesin ulaşabileceği bilgiler değillerdir ve sembolleri anlamak için de kadim dilleri öğrenmiş olmanız gerekir. Örnek olarak Aramice, İbranice, hatta Arapça. Ama insanlar bu dillere hakim olmadıkları için ve bilgileri edinmediklerine o çizimleri ve sembolleri Onların bir adı da siillerdir, işaretler anlamına geliyor. Bunları kara büyüde kullanmaya kalkıyorlar. Gerçeklik tarafı var mıdır? Hayır. Bir etkileri var mıdır? Hayır. Aslında tam bir deliriyor. Gerçekten bir kara kitap diye bir şey var mı? Grigoryalar vardır. Fakat bunlar da zaman içerisinde değişmiştir. Orta Doğu kaynaklı kitaplar daha sonra batıya geçişleriyle farklı formlar almışlardır. Yeni semboller ortaya çıkmıştır. Aslında bu elem cinayet olayında yaşanan sembol çok eski, çok kadim bir sembol değildir yakın yüzyıllara gitmektedir. Kara kitap deyince benim çok ilgimi çekti ya. Bunu bir yerden bulabilir miyiz ya da sen hiç öyle gerçek bir kara kitap gördün mü? Gerçek bir kara kitabı gören kişi sanırım yoktur. Bildiğimiz kadarıyla Vatikan'ın elinde bulunuyor. Vatikan'da ulaşılması, edinilmesi imkansız kitaplardan bir tanesi de kara kitaplardır. Neden gizliyorlar? İçindeki semboller çok güçlü olduğu için mi? başka kapıları açtığı düşünülüyor. Başka boyutlarla, başka varlıklarla iletişime geçilebildiği düşünülüyor. Aslında çok ağır kitaplardır. Ve içerisinde gerçek semboller bulunulduğu söyleniliyor. Ben bunların varyasyonlarını gördüm yurt dışında. Ama orijinalleri olup olmadığını tam olarak bilemem. Peki bu kara kitabın ilk ne zaman yazıldığını ya da kimin bunu oluşturduğunu biliyor muyuz? Bunun içinde çok fazla söylenti var. Biraz dinler tarihinin magazini gibi olaylar. Magazin severiz. <laughs> Şöyle anlatayım o zaman size. Bununla ilgili pek çok kaynak Ölü Deniz Perşemanlarına dayanmaktadır. Burada farklı bir takım varlıkların, melek gruplarının isimlerinden bahsetmektedir. Dinler arasında da zaten bu konuda bazen çelişkiler oluyor. Nasıl yani mesela İslamiyet'te bu nasıl? İslamiyet bize şeytan hakkında çok fazla bilgi veren bir kitap değil. Üstünde çok durmuş olan bir kitap da değildir. Şeytanın Allah ile iletişiminden bahseder. Ona karşı gelişinden bahseder ama onu bedensel olarak tarif etmez. Güzellik veya çirkinliğine dair bir şey yoktur. Aralarında sadece bir gerginlik bulunuyor. Bu arada ilginç bir bilgi. İblis ve şeytan Kur'an'da hep çoğul ifade edilir. İblisler ve şeytanlar olarak. Ha, biz de onu hep tek bir varlık gibi düşünürüz nedense. Daha da ilginç bir şey var. Kur'an'da iblis ve şeytanlar tekil ve çoğul halleriyle kaç kere geçtiğini biliyor musunuz? Bilmiyorum kaç kere geçiyor? 99 kere. Çok enteresan çünkü Allah'ın da 99 ismi var. Evet. Ölü deniz parşamanlarında iblis ve şeytan hakkında çeşitli semboller ve yazılar bulunmaktadır. İsmi çok geçmektedir. Mesela Tevrat'taki bir adı Samuel'dir. Ve o da yine parıltı ışık anlamına gelmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi Hezekiel kitabında cennetin en güzel ve en bilgini olarak geçiyor. İlk kitabı mukaddeste ilk ayıta bakarsak çok güzel anlatılıyor. Bu da oldukça enteresan bir bilgi. Bugüne kadar Şeytanın hiç güzel olabileceğini düşünmemiştim. İşte burada çok ilginç bir şey. Kur'an da onu çirkin bir şeyle anlatmıyor. Bir ateş olarak anlatıyor sanki. Ateşten Ama onu bir cisim olarak vermiyor. Belki mükemmel bir ateş. Işık saçıyor, parıltılar içinde olabilir. Böyle bir durum onu çirkin göstermiyor. Şunu söyleyebilir izleyiciler. Hayır, bazı yerlerde şeytanın tasviri vardır İslam dünyasında. Evet var ama bunlar hadisler. Kur'an'ın kendi içerisinden değil hadislerde peygambere göründüğü ve tipinin işte şöyle şöyle olduğu, bir ince sakalının olduğu, gözlerinin ürkütücü ve derin olduğu anlatılıyor. Peki bunların tarihte böyle bir önderleri ya da bir kitapları ya da bir cemaatleri, bir tarikatları, bir şeyleri olmuş mu? Yoksa hep böyle sağdan soldan öğrenilen bilgilerle mi bugüne kadar gelmiş? Kesinlikle bir takım tarikatlar ve yapılanmalar var. Ama bu konuları da daha da tarikatlar üzerinden konuşabiliriz. Yani batıdaki Satan ve Lucifer inancılarını takipçileri olarak. iyi ve kötü olarak ayrılıyorlar onlardı bu arada. Yani karabiyo olarak kullananlar bir de daha bireyselcilik, daha şüphecilik anlamında her şeyden şüphe ederler. Hatta onlara göre satan benden bile şüphe edebilirsiniz diyorlar. Beni de sorgulayın diyor. Bir de bu anlayışta gidenler vardır. Fakat ülkemizde yaşanan bu elim olayda daha çok kara büyü ve karmaşık bir zihin veya kriminal bir durum söz konusu. Sağlıklı bir durum değil ya da bilinçli bir durum zaten değil. İnternet üzerinden de sanırım bir takım böyle gruplar var. Var, çok tehlikeli ve bunlar için toplumun dikkatli olması gerekiyor. Özellikle de anne babaların dikkatli olması gerekiyor. Bunlar gençleri neden kötülüğe motive ediyorlar? Bunu aslında sosyolojik bir cevap olarak verilebilir ama benim gördüğüm taraftan bir şeylerin her zaman taraftarını toplamak, o tarafta bir takım ekonomik kapital durumlar da yaratmak demektir. Alternatif bir şeyler yaratıldığını düşünüyorlar. Ama orijinal ve özle alakası yoktur. Beyrut bu şeytanlar konusu gerçekten çok enteresan. Güzel şeyler de öğrendik. Hiç bilmediğim şeyler öğrendim ben. Teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Biz çocuklarımızı bunlardan nasıl koruyacağız? Ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Aslında çok fazla okumak ve doğru kaynakları dinlemek gerekiyor. Bir kaynakta eksiklik varsa başka şeyleri de okumakta fayda vardır. Ben çok kısa sürede çok hap bilgi vermeye çalıştım ama belki zaman içerisinde daha detaylı olarak da anlatırım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.